Sanatının en özel alanlarından biri hareketli heykel üzerine çalışıyorsunuz. Ee, ama tabii her sanatçının da bir geçmişi var ve e, o geçmişte aslında bazı şeyler temelleniyor ve temeller atılıyor. Siz bize böyle en geçmişe gittiğinizde hayal ettiğiniz ilk aklınıza gelen şey nedir? Nasıl bir geçmişten bahsedebiliriz? Tabii burada bir tane önemli bir adam var. Ee, önce ondan söz etmek lazım. Bu Cemil Demirtaş benim babam. Sinoplu bir ustadır. Eğitim Enstitüsü mezunu. Ee, bildiğimden beri kendime hep bir atölyemiz vardı. Böyle ne atölyesi? Tamir atölyesi gibi. Babam orada bir takım işte ütüler, çamaşır makineleri, radyolar, aklınıza ne gelirse her bir şeyin tamiratını yapardı. Yoktan var ederdi sanki bir sürü şeyi. Onun için orada da bize hep öğretirdi. Biz sanırdık ki işte ütü inanılmaz bir yerlerden geliyor da çamaşır makinesi bir şekilde ama hayır onlar insanlar yapıyordu ve babam onun içini göstermişti. Ütüyü açtı. Fiş buradan takılıyor. işte elektrik buradan geliyor, ısıtıyor. Yani yaşayan, yaşadığımız bütün malzemelerin nasıl yapıldığını, insanlar tarafından yapılabileceğini anlatmıştı. Bu bana mesela çok heyecan verici geliyordu ve babamın o işte parçaları söküp bazen bir parça lazım oldu, yoktu. Başka bir aletten bir plastik kısmını kesiyordu. Mesela oraya yapıyordu ya da bir tane okuldan ödev vermişlerdi. Emme basma tulumbayı seçmiştim ben. Eve gittim babam dedi ki onu biz yaparız dedi. Kalemlerden bana emme basma tulumba yaptı su koydu içine. Baya ya onu ben şey okula götürdüm ve büyük bir puan vermişlerdi bana. O babamın ustalığıydı ama o babamın yapması beni müthiş bir heyecanlandırdı. Böyle çok güzel geldi bana. Yani babamla geçirdim o zamanlar artı akademide öğrenciyken geçirmek için kağıt süsler yapardık. O kağıt süsler açılır kapanır elma ananas böyle pastaların üzerine konurdu. O, onları üretebilmek için böyle makineler denemiştim. Yani bir makine deneyimim oldu. Tabi babamdan sonraki daha büyük bir usta var Leonardo diye. Belki çok kısacık söylemem lazım onu. Leonardo ile tanışmam ortaokul yıllarında bana müthiş bir heyecan verdi. O dönemki içe dönük çocukluğumun belki de kurtuluşu olarak o büyük Tanrısal adamı gördüm ve hikayem orada başladı aslında yani bu sanat yapma arzum orada başladı diyebilirim. Ee, background'da bunların olduğunu söylemem lazım. Eğer sonra resme yöneliyorsunuz ama çocukluktan evet, evet. sonraki adım resim Tabii. ve akademiye giriyorsunuz. Tabii. Şimdi sizinki bu kadar makine yerlerle ilgilenen bir adam için evet. resmi sadece resmi yapıyor olmak o biraz daha iki boyutlu. Tabii ki Tabii. o da... Harika bir sanat Tabii. ama e, biraz daha e, el arka planda olduğu belki zihinsel işlevselliğin arka planda Tabii. olduğu. O resimde tatmin oldunuz mu? Ee, bir de şöyle düşünmek lazım belki. O heykelleri hareketli heykelleri yapan adamın background'ında resmin olması, resim kültürü yani o bambaşka bir dünya. Yani heykel gibi sinema gibi o da kocaman bir geçmişi olan bir alan bir ressam olarak heykelleri yapmanın da başka bir yaklaşımı ya da Duyarlılığı olabilir belki ben onu kestiremiyorum başkaları daha iyi söyleyebilir ama Leonardo'nun etkisi onun ressam oluşu e Leonardo da makine tasarladı savaş aletleri yaptı iyi bir hatipti konuşmacıydı işte uçağın şeyleri denedi paraşütü denedi denemedi hiçbir şey kalmadı neredeyse o adam da ressamdı ve onları yapıyordu belki de ona çok fazla öykündüm yani hmm. kendimi onda buldum hani işin gerçeği bu aslında yani o olmasaydı ben belki de başka mesleği yapacaktım bilemedim. Onun için resim üç boyutlu çalışmalar ve heykel hareketli heykel sonradan geldi diye bir ardarda arda dizebiliriz öyle biraz şöyle geliyor bana bir şey hareket ettirme gücü Çünkü aslında siz onu yaptıktan sonra bir hayret etme durumu da var orada yani ben bunu yapabiliyorum duygusu <laughs> sanki devreye giriyor gibi sizin böyle hareketli heykele ya da kinetik sanata olan yöneliminizin motivasyonlarından biri bu mu yoksa Bambaşka bir hikayesi ee, var? Bu, bu, bu etki tabii ki Leonardo da olabilir. Leonardo ayrıca kinetik sanatın e, babaları sayılabileceğimiz grup söyleyeceksek onu da katmalıyız. Alexander hı hı. Calder gibi, Tengeli gibi ne O kadar çok yani daha da eskilere Leonardo'nun ilham aldığı El Cezire vardır. 1200'lerde yaşamış, 1206'da sanıyorum öldü. 1100 e, işte 40'lar, 50'ler, 60'lar onun dönemleri Artuklu döneminde. E, bizim Güneydoğu'da, Cizre'de Böyle dev bir adam ve Leonardo onu biliyor yani Leonardo El Cezire'den çok etkileniyor birlikte benzer işlere kafa patlatmışlar Leonardo'nun şansı böyle olanaklı insanların yanında olarak kitaplara erişebilmesi ve El Cezire hakkında da o meraklı adamın müthiş adamın El Cezire'nin bilgisinden faydalanarak da böyle bir yönelime girmesi de beni çok heyecanlandıran bir şey. Onun için ben bir şey ilk defa yaptım, asla iddia edemem. Bir şeyde de, dünya sanatında da o kadar çok çalışan var ki yani şeyle ilgili, kinetik sanatla ilgili. Kinetik sanatı nasıl bulaştığımı çok doğru bilemiyorum ama yaşadığım örnekler yani yaşadığım deneyler, makine yapmalarım vesaire Adnan Çoker'in de çok etkisi oldu tabii ki. Onun söylediği bir söz ne yapıyorsan yani ne, hayatta neyle ilgilisen sanatın da öyle oluyor, olmalı ya da derdi mesela bu benim için çok önemli bir şeydi. Ben o makineleri yapan bir adamdım para kazanmak için evet. ama sonra onlar böyle heykele döndüler daha robotiktiler önceden belki soracaksın bilmiyorum. ama O robotik olanlar sonra daha duygulu, daha ete kemiğe bürünmüş hale dönüşüyorlar ve sonra ne olacağını bilmiyorum ben de bir öğrenci gibi az önce söyledim böyle bu yolda gidiyorum. Bu yol nasıl yürütecek beni bilmiyorum. Şimdi şöyle sizin az önce söylediğiniz gibi farklı çalışmalarınız var. Onlara geleceğim ama önce o robot yani aslında makine ile insan ilişkisi. Siz biraz da onu da sorguluyorsunuz. Çünkü siz aslında duygusal işler yapıyorsunuz. Şimdi bu gri, soğuk, çoğu mermerden yapılmış çalışmalar ve <laughs> içeriyor heykel dediğimiz şey. Siz bunu bir şekilde duygu katıyorsunuz. Aslında sanki onu hareketlendirerek bir nevi ruh da Kesinlikle haklısın. Yani sen doğru temas ettin. Ben aslında bir şeyi sanki yaşatmaya çalışıyormuşum gibi ya da var etmeye çalışıyorum ya da bir yaşam kurmaya çalışıyorum. Belki de bütün bunlar benim bana ait bir şeyi yaşam yaşanabilir hale mi getiriyorum acaba diye de sorguluyorum. Yani bunu bir başkası benim için daha doğru tanımlayabilir belki. Onu çok Peki, iyi Peki orada şöyle bir düşünce de oluyor mu? <laughs> Sanatçılarda genel itibariyle bir şey yapmakta olmuş oldukları bir motivasyon. Bu insanı iyileştirme kudreti gibi geliyor bana. Bir insanı iyileştirme, doktorlar da böyle ya bir insanı iyileştirme kudreti. Sanatta da bir şeyi yapma yani heykel buna çok müsait olduğu için söylüyorum. Orada bir tanrısal bakış var mı? Sizin için soracak olursam. Var etmek, yaşa, yaşatabiliyor olmak. Ona yaşam vermek, canlandırmak, bir hayat kurmak gibi bir şey. Bu bunun çok daha geri planlarında. Ben bilmiyorum tabii. Muhtemelen ölme korkusu da olabilir. Yani hmm. bu şimdi e, bu, duyuyorum bir yerlerden. Ama ben kendimle hiçbir zaman böyle bir çakıştırmadım hiç. Ölüm korkusunu yani böyle bir şey. Ama niye olma? Ya ben ölüp gideceğim geride bir eserler kalsın diye değil. Ben yaşarken bir şeyleri kurgulayabiliyor olmak. Bu ilginin içinde olmayı çok istiyorum. Ben şimdi oturup ya ben öleceğim o zaman bir şeyler yapayım diye asla düşünmüyorum. Ama senin söylediğin gibi bir yaşam vermek gibi benim kinetik heykelde çok sevdiğim bir tane adam var deseler Theo Janssen'dir bu adam. Theo Janssen'a bayılıyorum. Onun mutant canlıları vardır sahilde evet. yürüyor böyle çok kıpır güzel. kıpır gidiyorlar. İşte hayat bu adamın yaptığı ve öyle yalınlar ki yani hiçbir şey yok. Tek malzeme eğip bükerek birbirine bağlıyor aynı malzemeden ne motoru var ne bir şey var. Böyle yalın ve kuvvetli bir adam çok azdır yani bir adam varsa odur yani o da sanıyorum belki bir parça benziyor olabiliriz bir yaşam ben de ya yaptığım heykeller biliyor musun ki bir buçuk iki dakikalıktır üç dakikalık hmm. çalışma süresi ne yapabilirim ki daha büyüğü tanrısal bir şey ben o kadar çık yapıyorum o kadar yaşasın istiyorum bir daha yaşasın istiyorsan düğmeye basarsın bir daha çalışır mesela ama hep daha iyisini yaptıkça öğreniyorum. Şakalaşan ikizleriniz var sizin. Evet. Böyle kalabalıkların itiş kakışı, evet. yine göçmenlerin yolculuğu. Onlara baktığım zaman ben şey görüyorum. Birbirlerine temas ediyorlar. Yüz ifadeleri var, gülüyorlar. Bazıları muzir. Şimdi bir sanatçının bunları oluşturabilmesi için tabii ki kendinde de biraz bunların olması lazım. Yer yer mizah duygusu, belki yer yer hüzün bile. Hı hı. Hatta dile getirmediğiniz birçok şeyi... Belki bu bazen isyan da olabilir. Hı hı hı. Onlar sizin için bir e, kendinizi ifade etme aracı mı? Arkam, Duygular anlamında evet, yani. Mesela arkamdaki catwalkta bir aileyi görüyoruz değil mi? Y y yürüyorlar, yalnızlar, çocuk sırtında, önde bir çocuk hı hı. böyle daha gitmeyi, onlardan da fazla gitmeyi istiyor sanki. Böyle bir heyecan. Hı hı. Hayatın bu boyutları ister istemez sizi etkiliyor ama beni kamçılayan aslında onlar değil ki. Beni kamçıdan illa birisinin acı çekmesi gerekmiyor o adamı betimlememek için. Buradaki bir arkadaşım olabilir o. O böyle çok dramatik bir halde olmayabilir. Ama o da onun da kendi içsel sıkıntıları vardır. Yani ben hayati olan çok insanlarla ilgili ortak bir şey. Bunlar bahanelerim aslında. Yani kendimi anlatmak için bir şey bahane edeceğim değil mi? Sinemacı bir senaryo yapacak değil mi? Bir senaryo izlediğimiz zaman senaryonun sahibini düşünmüyoruz. O nasıl işlendi ona bakıyoruz. Yani onu sanat yapan onun nasıl işlendi. Yani ortaya koyuş biçimi. Ben bunu bu şekilde ortaya koyuyorum. Bir başka ressam arkadaşım başka şekilde yapabilir. Sinemacı başka bir şekilde değerlendirebilir. Aslında değerli olan işte o seçtiği biçim. Yani bu biçimi seçtim ben. Eğer değerliyse öyle bakılacak. Ya da o sinemacının ya da ressamın o yaptığı eser de öyle. O zaman ne oluyor? Konular çok da böyle hayati değiller aslında. Hı. Ben seni çok beğenirim, senin resmini yaparım ama ben aslında kendi içsel hikayemi sanat yoluyla anlatıyorum. Onu da demek lazım. Evet. Yani biraz da öyle düşünmeliyiz herhalde. Peki duygusal bağ kurar mısınız? Kurmayan var mı? Ya mesela o sizin neyiniz olur, heykelleriniz? Heykellerimi elinden çıkaramam, çocuklarım derler ya öyle. Öyle olan mesela bir anlamı var şuradaki e, Haydink'in. Benim için çok öğretici olduğu için onu elimden çıkarmak istemiyorum. Yani onu bir daha yapmak kolay değil benim için. Kimseye de vermek istemiyorum. O, o durarak çocuğun o benim değil ama çok emek verdim ona. Yani hmm. ben onu büyüttüm, çok çalıştım. Orada duruyor. Bu da burada duruyor. Bir iki tanesi elinde duruyorlar. Çok hmm. da kolay gitsinler istemiyorum ellerimde. Ama öyle çok da duygusal ba. Her yani para çok lazım. Ev yapacağım, bilmem ne yapacağım. Onun için tabii ki birisi. 3-5 kuruş versin, alsın ya, yani. iyi olur. Peki böyle e, heykellerinizin yüzleri kimlere benzer? Hiç tanımadığınız insanlar mı yoksa tanıdığınız insanlar mı? E, çığlık, sessiz çığlıkta o kişi aslında ilham aldığım Louis Bourgeois'dır, Fransız. 99 yaşında ölen ama o tarihlerde benim babam da çok ağır hastaydı. Babamızı kaybettik onu yaptığım süreçte. Ne oldu biliyor musun? Bütün babamın yüzü oraya geçti. Hmm. Yani o şimdi ne oldu? Benim yüzüm, o işte babamın yüzü ve Louis Bourguignon'un yüzü karıştı. Elleri de öyle oldu. Babamın ellerine benzedi. Benim de gözlerime benzemiş birazcık gözleri. İster istemez öyle oluyor. Picasso'nun figürlerindeki o kısa boyunsuz figürler Picasso'nun kendisi. Kendisi böyle boyunsuz böyle bir adamdır aslında yani fizik olarak benzemek var bir de yaklaşım olarak hangisi olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde benziyorlar tabii ki. Peki böyle heykellerinizin bittikten sonra sizi şaşırttığı olur mu? Yani siz aslında yaptığınız şey hayret eder misiniz? Üzdüğü oluyor. Niye biliyor musun? <laughs> tabii niye üzdüğü oluyor? Bir hayalle başlıyorsun. Yemek yapar gibi belki. Sen yemek fasulye yemeği yapacaksın. Domates koyacaksın, sarımsak koyacaksın. Bazıları şeker koyuyor değil mi içine? Evet. Bir şey koyuyor. Sonra güzel bir şey olacağını bil... ama çok güzel olacağını bilmiyorsunuz. Ya çok güzel olmazsa, az güzel olursa mesela. Ben bir hayalle yola çıkıyorum Kübra. Şimdi şu an görmediğiniz bir heykel var. ikiz atları yapıyorum şeyler. iki tane Arap atı. Ee, ama çok güzeller yan yana böyle oynaşıyorlar kafa kafa veriyorlar birbirlerini burnuna aşk gibi o da bir aşk yaşıyorlar ama sonunu hala görmedim biliyor musun görünce ne olacağını bilmiyorum ama bir haftaya kadar çıkacak ya güzel istediğim kadar olmazsa ya ne oluyor biliyor musun istediğime yakın olsun bana yetiyor hmm. istediğime yakın olsun o en güzeli zaten tanrısal bir şey o kadar yapamam yani. Şimdi kinetik eserlerden biraz bahsedecek olursak, hareket ve güç esasına aslında dayanıyor. Tabii. Ee, bu sanat aynı zamanda bu sanat eserlerde bir buluş olma özelliği taşıyor. Hı hı. Şimdi e, siz aslında hiç teknoloji kullanmadan Kendine özgü bir tekniğiniz var ve bunu tek başınıza yapıyorsunuz hı hı. bu önemli çünkü sanatçılar genelde teknik anlamda ustalardan yararlanırlar yardım, yardım. ama siz başından sonuna kadar kendi heykellerinizi kendiniz tasarlıyor ve yapıyorsunuz. Şimdi buluş olma hikayesi az önce Cezeri'den de bahsettiniz ya hı hı. o da mucitli aslında bir insanı mucitliğe iten bir taraf var sizin böyle e, buluşlarınız var mı? Ben buluşçu olduğumu iddia etmiyorum. Ben biraz becerikli oldum söyleyebilirim. Yaptığım iş benim buluşum diye ki o biliyorsun otomat teknolojisi diskler dönüyor onun üzerine bir şeyler çalışıyor. Ben sadece o teknolojiyi kendi heykellerime adapte edebilme becerisini gösterdim. Hani onu söyleyebilirim. Tek e, yüksek bir teknoloji asla bilgisayar yazılım biliyorsun yok içlerinde mekanik şeyler dönüyor ama ben onları yapa yapa olgunlaştırdım. O büyük ustalarım tabii ki ben de emekleri ya geçmişte El Cezire olmasaydı ne bileyim Leonardo olmasaydı işte ne bileyim Alexander Calder olmasaydı da, ya da Theo Janssen olmasaydı belki de ben bunları yapmazdım. Bütün hepsine inanılmaz borçluyum. Yani başta El Cezire olmak üzere hepsine borcum var. Onlar olmasaydı ben buralara gelemez ya. Yani bir şey becerebileceğimi sanmıyorum. İyi ki onlar varlar ya. Yani onlar tek borcum onlara. Şimdi Pek çok sanatçıyla görüşüyorum ben. Onlar da temel böyle içlerimdeki, sizde de o heyecan var çünkü, İçlerinde aslında en temel dürtüleri e, oyun. Yani şunu kastediyorum, e, bir, e, bir sanat yaptı, daha büyük kelimelerle, kocaman harflerle bir sanat değil ama, sanatçının iç motivasyon içinde bir oyun aslında kurmak var. Bu aslında böyle çok masum, kendi içinde çok çocuksu bir tarafı da var ama bu üretimi belki de tetikleyen bir şey. Tabii. Yani oradaki saflık, pürlük o üretimi tetikliyor. Bazen o çocuk server e, ne diyor? Biraz böyle çocuk server var ya, öyle mutlu ki. Ben hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum şimdi. Neden biliyor musun? Çalıştıkça, çalıştıkça bir şey şeyler, bir şeyleri becerebildiğinizi hissettikçe daha mutlu oluyorsunuz. Onun için ben daha fazla büyümek istemiyorum. Hani şey olarak yaşım olsun tamam yürüsün de ben o büyümek dediğimiz var ya o büyümeyi istemiyorum. Ben hep böyle kalmak istiyorum. Çünkü çocuksuluk nedir biliyor musun? O feci bir merak vardır ya merak. Başta merak yazar yani. Merak ve arzulu olmak. Bu Leonardo için de böyledir. Leonardo için ve El Cezire için başta olan o kocama harflerle yazan meraktır aslında. Bilim insanları Einstein için de böyle. Ben o merakım giderse çocukluğum da gider. Asla gitmesin. Ben hoplayıp zıplayayım ne bileyim. Hani çocuksu şeyler yapmak anlamında söylemiyorum ama ilgilerim anlamında hep bu merakın içinde olmayı çok istiyorum. Her sanatçının aslında bence bir dönemi var. Hem bu yaşantısındaki o bir nevi duraklar diyebiliriz. Siz farklı mıydı? eserler de ürettiniz. Şimdi gelinen noktada Arapatlarından bahsediyorsunuz ama böyle sanki insan, doğa ve onun içinde yaşadığımız her şey gibi bir hikayem sizinki. Yani başlangıçtan bugüne ele alırsak eğer sizin o eser şeylerinizi sıralamanızı vardır. şu an hangi duraktasınız şu an hangi duraktayım resim eğitimi aldım ama okul bitince hiç resim yapmadım üç boyutlu işler yaptım Evisi'den yaptım çalışmalar vardı salonda o köşede duran işler gibi sonra onu oluk mu yaptım sonra o, o arada para kazanmak için makine deniyordum makineler yaptım ve yapabildiğimi anladım. Sonra makina yap hareket böyle hareket girdi yani. Sonra hareketli heykeller, robotik olanlar girdi. Sonra robotikler geçti. Daha insani, daha duyguları, dokunulabilir, birbirine dokunabilen yani duyguyu daha fazla anlatabilen heykellere yöneldim. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum ama şu anki en son aşk heykelinde ya da sessiz Çığlık'taki gibi dokunan, sesi çıkabilen, duygusu olan olan bir şeyi anlatmayı deniyorum, deniyorum diyebilirim. Sizin bir de orkideleriniz var, evet, onlar evet, e, koku da koku, veriyorlar. Koku veriyorlar, evet. E, bir dönem öyle hoşuma gitmişti. Oyun dedin ya, biraz da öyle oynamak istedim yani koku veren bir şey olsun diye. Na, ne yapıyorsun? Bir şey deniyorsunuz, daha arkasında başka bir şey çıkmıyor. Tamam çıkmasın o kadarsa o kadardır. Sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Bazen ara sokaklara girebilirsiniz. Orada kimse var mı diye bakar. Bazen kimse yoktur. Sonra tekrar devam edersiniz. O da öyle bir ara sokaktı. Ama çıkmaz yolmuş demek ki. Ben yine yoluma bu heykellerimi devam ediyorum yani. Şimdi bu kadar uzun yıllar heykellerle beraber çalışan ve aslında dünyayı da takip ediyorsunuzdur diye tabii, düşünüyorum gelişmeleri de. Aslında sanat nerede başlıyor, nerede bitiyor? Yani o kişinin kendi özner, zevki olmasının dışında ee, onu nasıl tarif edersiniz? Ben bir sanatçı olarak. Kübra ben e, sanatla uğraştığım acayip memnunum. Ya eczacı olsaydım ya bir market sahibi olsaydım düşünsene nasıl feci bir şey. Ben böyle insanı düşünüyorum, kendimi düşünüyorum. İnsanlarla çok başka onları anlamak için çok yırtınıyorum. Ama mesela çok kutsal saydığım öğretmenlik ve doktorluk var ya feci önemli. Çok önemsiyorum ama sanat böyle dünyadaki çok kocaman bir şey. Herkes, bir, bir sürü değişik meslekten dostlarım var ama hepsinin içinde böyle sanat yapma arzusu bir köşede öyle duruyor ki ama sen de şahit olmuşsundur <laughs> bir sürü insanla ilgili keşke ben de bir şey yapsaydım, keşke ben de temas etseydim filan herkes de kesinlikle sanatla ilgili aslında herkesin sanatçı olduğunu bile söyleyebiliriz yani bunu Joseph Boy söyledi ama tekrar güncellenebilir yani ben herkese Demin konuşkan söyledim mi? Atölyede beraber çalışsak seninle, Hı. bu arkadaşımla çalışsak, bu arkadaşımla çalışsak, kesinlikle paylaşacağım. Onlardan da benim öğreneceğim. Onlara da heyecan verilebilecek. O kadar çok şey olur ki. Yani herkes de sanatla ilgili bir şey var ama maalesef hepimizin içinde uyuyor diye düşünüyor. Uyandırmak lazım. Ressamların o portreleri olur. Tabii. Heykeltıraşların bazı heykeltıraşlar da yapmışlardır kendi Tabii. heykellerini. Tabii. Ee, sizin hiç böyle bir deneyiminiz? Olmadı mı? O olmadı. Kendi... Olsun istemez misiniz? E, i̇sterim ama belki zamanı gelmemiştir ama otoportre dediğince illa kendi otoportrem olması gerekmiyor ki Kübra. Bir tanesine bakarsın o da benim otoportrem olabilir. Hani böyle de düşünemez miyiz? Düşünmüş. Tabii ki. Bence siz varsınız her yerde. Değil hep ama... hep, hepsinde bir otangaçta yok mu yani? Evet. Ya da öbür çığlıkta da yok mu? Bir tane daha vardı o kırmızılı böyle çığ, böyle... Ağzını açarak böyle evet. Mesela onun için acılı bir şeydir mesela Hepsi otup oyunlu olan işlerim de öyle. Müzikli bir iş var. Elini böyle dolaştırıyorsun ses çıkarıyor. Bütün hepsinin toplamı belki beni bir otoportrem sayılabilir. Ama kendi başınıza. Çünkü ben bir otoportrenin insanın kendisiyle yüzleşmesine çok yakın e, bir şeymiş gibi de geliyor bana. çok sana. ilginç değil mi? Yani düşünsene sen kendini... yapıyorsun. Yani evet. Kend... ya böyle bir şey var mı? Yani nasıl olur böyle bir şey değil mi? Yani Beni sen belki hiç benim de kendimi tanımadığım bir sürü özelliğimi söyleyebilirsin. Şu var sende aslında der. Aa Yani bilmediğim çok şey var. Ve ben bildiğim kadarıyla kendimle uğraşmak çok heyecan verici bir şey aslında. Ne evet. bulacaksak orada bilmiyorum. Evet oradan kendinize nasıl bakıyorsunuz daha çıkartıyor değil mi? Çıkartıyor, ya. Değil mi? Yani nasıl Kendine baktığımız... başka bir yüzleşme. Tabii, nasıl baktığım, kendimi nasıl gördüm? çok doğru söyledin. Evet. Kendimi nasıl gördüm orada gözükecektir belki yani. Evet. Demek ki onun için zaman var diyorsunuz. Yani bilemem belki <gülüyor> <gülüyor> önümüzdeki ay bir tane bakarım belki. <laughs> ben e, sizin heykellerinizi görmek beni şöyle mutlu ediyor. E, şah, şahsım olarak yani. E, birincisi hala bir e, elle yapılmış veya o insanın yapabileceği bir şeyde duyguyu aramak. Aha, yani evet. her duyguyu bir evet. makinede deneyimliyor olmak. Aslında bu zamanın ruhuna da çok uygun değil mi? Tabii. Çünkü robotlar üretiliyor. Evet. O insansı robotlar üretiliyor. Tabii, tabii. Belki görüyorsunuzdur da muhakkak. Ama bir şey eksik sanki. Ne? Evet. Duygu eksik değil mi? Yani o bir sürü robotlar var. O robotlar aslında böyle bizler onlara baktığımız zaman onun robot olduklarını hissediyoruz. Ben yaptıklarında robot olsun istemiyorum böyle duygu olsun yani duygusunu anlatsın onu becermeye çalışıyorum yani onu halletmeye çalışıyorum ne, ne kadar yapacağım bilmiyorum bu bir soruysa cevabı belki eksik mi kaldı sen ne eksik dedin onu sen söyle şey dediniz Ruhu, duygu dedi. duygusu yani o duygu ya hadise mi o zaten aslında benim gibi ressamlar da o resmi yaparken de bir duyguyu vermeye çalışıyor benim ressam arkadaşlarım da öyle yani duyguyu vermek kolay bir şey değil yani aslında hepimizin derdi yani merak ettiğiniz yapmakta merak ettiğiniz duygular var mı? E aşk duygusunu yaptınız. Yaptıma, Aslında çığlığı yaptınız. Aşk duygusunu yaptım bitmiyor ki. Daha daha <laughs> nice aşklar var değil mi? Bir sürü şeyler, yapılacak bir sürü şey var yani. Çaresizlik olabilir. Çaresizlik üzüntü var. olabilir belki. Tabii tabii. Sabırsızlık olabilir değil mi? Yani e, merakla ilgili şeyler olabilir. Sırlar var mesela. O sırlar nasıl anlatılacak Kübra? O kadar çok şey var ki. Ekranda evet, var ya. Ya bu, bu kadar bu kadar Kübra nerede? Hiç hatırlıyor musun onu? Bu kadar Kübra. Evet, nerede? Sonra bu kadar Kübra var. Server evet, Server'de de, bir de bu kadar. Var. Ya o kadar neredeler? Hepsi içerideler, i̇çerideler biliyor musun? İçerideler ve Tabii. geçmişteler biraz Tabii. değil mi? Geçmişte de değil bence. Tamamıyla burada. Şurada, şurada, şurada. Oradalar onlar. Bir yere gitmedi Kübra. Hı. Ya Bana göre onlar da buralarda, buralarda duruyorlar gibime geliyor. O zaman onların ortaya çıkması... Ya çık, belki de çıkması gerekmiyor. Şu an onların hepsi beni oluşturdu. Seni de oluşturdu onlar. İşte sen varsın ya daha ne olsun. Değil mi? Ya. Ben çok keyif aldım sohbetinizden. Ben ee, de çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, atölyenize e, konuk ettiniz. Teşekkür ederim. Konuk edemedim. Size yeteri kadar ikramlarda bulunamadım. <laughs> bir kuru kuru çay verdim. Onu da hepsi içmedi çocuklarım. Belki bir daha demlerim. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ben <laughs> çok teşekkür keyif aldım. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın.